Bugün çok gerginim ve bu 2 haftadır devam ediyor. Bu konu hakkında düşünmek benim için biraz zor. Bunlar hatırlamaktan hiç hoşlanmadığım şeyler. Gerçekten çok kötüydü. Birazdan seyredeceğiniz olaylar 1977 kışında New York'un Oneonta şehrinde meydana gelmiştir. Bu dönemin üstünden 40 yıldan fazla bir süre geçti. Ama bazı şeyleri hiç unutamıyorsunuz. Acı vericiydi, yıkıcıydı. Çok kötü bir tecrübeydi. Sanki biri geldi ve onu yeryüzünden çekip aldı. Birdenbire kayboldu. Sanki parçalanmış gibi hissediyorsunuz gerçekten. Ben bunun bizim başımıza geldiğine inanamıyordum. Bedeni karla kaplanmış olabilirdi. Nerede olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Ölü ya da diri. Kış cinayetleri. Önce onun sarı saçlarını gördüm. Beline kadar inen ve gülümsemesi. Herkes Linda ile olmak isterdi. Okul onu çok heyecanlandırıyordu. Bunu görmek çok güzeldi. Üniversitenin ilk günü onu odasına ben yerleştirdim. Anne, iyi misin? Bilmiyorum. Sanırım tüm bu eşyaları yerleştirmek bana biraz zor geldi. Gözlerim yaşarmıştı. Baksana! Bu Bay Whiskers. Çok uzun zamandır benimle. Çocuklarınızı bırakın gitsinler diyen hep bendim. Bunu onun yapabilmesine çok memnundum. Anne, tamam. Şükran günü ve Noel'de evde olacağım. Söz veriyorum. Biliyorum, biliyorum. Ayrıca Bay Whiskers beni koruyacaktır. ...10 Aralık 1977... Woodbury, New York. Çok güzel kokuyor. Saygılarımla teşekkürler. Lütfen bana Howard de. Ve Carol'a teşekkür edebilirsiniz. Kendi güvecin kraliçesidir. Çok yakın arkadaşlarımızla evde akşam yemeği yiyorduk. Kraliyet ünvanlarını vermeden önce bence ilk önce tadına bakın. Telefona cevap verdiğimi hatırlıyorum. Pekala. Ben en iyisi telefona bakayım. Buyurun. Ben Howard Welzi. Kampüs güvenliği tarafından Linda'nın kayıp olduğu bildirildi. Öğleden sonra erkek arkadaşıyla ders çalışacaktı. Ama annesine Noel hediyelerini almak için kasabaya gideceğini söylemiş. Fakat kampüse geri dönmemişti. Ve oda arkadaşı da kayıp olduğunu bildirmişti. Bu hiç mantıklı değil. Linda birdenbire çekip gitmez. İlk hissettiğim şey durumu reddetmekti. Durumu tam olarak anlayamıyorsunuz. Bu bizim başımıza gelmiş olamaz. Yanlış kız ya da yanlış bilgi ya da her neyse. Bana haber verdiklerinde cuma gecesinden beri kayıp olduğunu söylediler. Ve cumartesi gecesi olmuştu. Bu 24 saat önce olmuş. Neden bize bildirmek için bu kadar beklediniz? Hayır, bir şeyler yanlış. Bir yere gidecek olsaydı muhakkak haber verirdi. Üniversitenin polis ekibi kayıp bildirimi yapmadan önce 24 saat beklemek zorundaydı. Bu yüzden cumartesi gecesine kadar bize haber vermediler. Nasıl tepki vermeliydim? Bu durumla ilgili ne yapmalıydım? Ve sonra Carol'a bunu nasıl anlatacaktım? Ona bir şey söylemem gerekiyor. Ne söylemeliyim?
Linda herkesle konuşurdu. O sır dolu ya da bilirsiniz işte gizli kapaklı iş yapan biri değildi. Bir şeylerin ters gittiğine emindim. Evet, biz beni de aynı şekilde etkilemişti. Bu hiç onun karakterine uyan bir durum değildi, bilirsiniz. Mantıklı değildi. Bütün gece ağladım. O anda bu hisse kapıldım. Birilerine söylediğimi sanmıyorum ama bu iyi değildi. Hem de hiç iyi değildi. Bir şeyler ters gidiyordu ve oraya gitmeliydik. Ve soruşturmaya başlamalıydık. Ertesi sabah Howard ve Carol 300 kilometre kuzeye Oneonta'ya gitti. Dinleyin, onu bulacağız. Tamam, paniklememeye çalışalım. Biliyorum, daha dikkatli olmalıydım. Ben gerçekten nereye gitmiş olacağını bilmiyorum. Erkek arkadaşının onun nerede olduğunu bilmemesi hiç mantıklı değildi. Arkadaşlarıyla konuştunuz mu? Evet Bayan Velzi, en azından tanıdıklarımla. Peki ya oda arkadaşı? Seninle ne zaman bağlantıya geçti? Doğruyu söylemek gerekirse ne zaman aradığını tam hatırlamıyorum. Sanırım kayıp olduğunu fark ettiği anda olması gerekiyor. Çok sıkıntılı bir durumdu. Ben bu durumu tarif edemem. Evet, ben onunla buluşacaktım aslında ama daha sonra ondan haber alamadım. Herkes eğer bir yere gidecek olsa haber verirdi düşüncesinde hemfikirdi. Howard. Kontak lensleri. Kontak lenslerini orada bıraktığını fark ettik. Linda eşyalarını bırakmazdı. Bu onun huyu değildi. Bu bana çok kötü bir durum gibi geldi ve bu histen hiçbir şekilde kurtulamadım. Eyalet güvenlik güçlerine durumu bildirmeliyiz. Bizimle gelmelisin. Güvenlik güçleri mi? Evet. Zaten geldiler. Onu kampüste en son gören ben olduğum için bir sürü soru sormuşlardı. Onu son gören kişi olduğu için şüpheli durumundaydı. Ama dedi ki, ondan hoşlanıyorum. Neden ona bir şey yapmış olayım ki? Biz çok iyi anlaşıyorduk. Soruşturmanın başında onun erkek arkadaşını sorguladık. Çünkü aynı akşam onunla buluşacaktı. Ve arka planda neler olduğunu bilemiyorsunuz. Bulduğunuz her ipucuna bakmak zorundasınız. Kayıp kişi Linda Velzi, 1.67 boyunda, uzun sarı saçlı, mavi gözlü, 18 yaşında. En son görüldüğünde üstünde kapşonlu siyah palto, kot pantolon vardı ve sağ bileğinde açık mavi boncuklu bilezik takıyordu. Ayın 9'unda öğleden sonra annesine Noel hediyesi almak için Oneonta kasabasına gitmek için çıktı. Ve sonra Chestnut Sokağı'na bir sonraki sömestrede kalmak için oda bakmaya gitti. Linda buradayken acelesi var mıydı acaba ya da gergin miydi? Hayır, onun gergin olduğunu söyleyemem. Saat kaçta çıktığını hatırlıyor musun? Evet, saat 6'dan önceydi. Sanırım kampüse yürüyerek ya da otostopla döneceğini söylemişti. Böyle mi söyledi? Kampüs yolu yokuş yukarı bir yoldu. O gün öğleden sonra kar yağıyordu. Bu yüzden bazı yerler muhtemelen kaygandı. Bu yüzden otostopla geri dönmenin yokuş yukarı yürümekten daha güvenli olacağını düşünmüş olabilir. Onun iyi olduğuna emin misiniz? Eminim iyidir. Evet, çok teşekkürler. Konuşuruz olur mu? Aslında şükran gününde birlikteydik ve onunla tartıştığımızı hatırlıyorum. Sanırım otostop konusunu açmıştı ve ben ona şöyle söylediğimi hatırlıyorum. Linda, otostop kullanmanın hiç de doğru fikir olduğunu sanmıyorum. Linda, böyle bir şey yapma, bu çok tehlikeli. Hayır baba, bu tehlikeli değil. Gerçekten 1.5 kilometreden daha az bir mesafe. Ona bu fikrin hiç hoşuma gitmediğini söyledim. Bir ebeveyn olarak daha ne yapabilirdim bilmiyorum.
Soruşturmanın bu kısmında otostop kullanıp kullanmadığından emin değildik. Onu bulmak için iz süren köpekleri kullanabileceğimize karar verdik. Chestnut sokağına gittik ve iz sürücülerle orada buluştuk. Elinde oda arkadaşından aldığı kokusunun olduğu bir eşyası vardı. Bunu köpeğe koklattık ve köpek ön kapıya gitti. Oradan merdivenlerden aşağı indi ve sonra köpek kokuyu kaybetti. Muhtemelen bir araç onu bu noktadan almıştı. Kaçırılmış olamaz. Bir yere götürülmüştür. Başka yere gitmiştir. İsteğinin dışında gitmiş olamaz. Eğer Linda hayattaysa, böylesi sert bir havada hayati tehlikesi olabilir. Oneonta'da kışlar çok sert geçer, çok kar olur ve çok soğuk olur. Kapalı bir yerde olması lazım çünkü bazen ısı sıfırın altına düşer. Bu hava şartlarında dışarıda fazla dayanamaz. Onu çok hızlı bir şekilde bulmak istiyorsunuz ve bu yüzden ne kadar hızlı hareket ederseniz o kadar iyi. Bu durumda tüm olasılıkları düşündük. Çok gerçekçiydik. Ama aynı zamanda da umutluyduk. Olayların nasıl gelişeceğini bilmiyorduk. Belki bir mucize olabilirdi. Ne düşüneceğimizi bilemiyorduk. Ama demek istediğim, onun bir şekilde hala hayatta olduğunu umuyorduk ama hiçbir şey bilmiyorduk. Birçok farklı olasılık hakkında fikir yürütebilirsiniz. Çok zor olduğunu hatırlıyorum çünkü uyumak çok zordu. Çünkü sürekli bir şeyler yapmak istiyorsunuz, bilmek istiyorsunuz ve hiçbir şekilde hiçbir bilgi yok. Hepimiz şoke olmuştuk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yani çok umutsuz bir duyguydu, zordu. Öyleydi. O bizim kız kardeşimizdi. Çok uzun bir zaman, her uyandığımda tüm bunların bir rüya olduğunu düşündüm. Ortalıkta dolaşıyorsunuz ama sanki yara ölü gibisiniz. Hiçbir şey düşünemiyorsunuz, hiçbir şeyin önemi yok. Saygıdeğer Bay Verzi çok iyi bir babaydı. Ve kızını bulmak için elinden geleni yapmak istiyordu. Çünkü o birkaç gündür kayıptı ve nerede olduğunu bilmiyorlardı. Kimse bilmiyordu. Howard, ne yapıyorsun sen? Düşünüyorum. Bir sorunla karşılaştığımda onu çözene kadar durmam. Bir şey yapılması gerek. Peki ya haberleri de işe dahil etsek? Medyayı kullansak, tüm dünyaya yaymamıza yardımcı olur. Bunun işe yarayacağını düşünüyor musun? Bu şekilde belki dikkatleri çekeceğimizi düşündük. Çünkü kimsenin dikkatini çekmiyorduk. Sanırım bize yardım edebilecek birini tanıyorum. Kimsenin umurunda değildi. Haber değeri bile taşımıyordu. Neredesin, neredesin? Ve şöyle oldu. Cemaatimden birinin babası 60 dakika isimli programın kameramanıydı. Ve bana dedi ki, yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Aslında her şey böyle başladı. Linda Verzi en son 9 Aralık Cuma günü saat 6 civarında Oneonta'da ve sokağında görüldü. Elinde büyük bir paket vardı. Annesi için aldığı Noel hediyesi. Artık ulusal haberlerdeydi. New York eyaletinin dört bir yanında 26 suç araştırma dedektifi vardı. Kelimenin tam anlamıyla birkaç saat içinde Oneonta'ya gelmişlerdi. Ve ellerinde binlerce ipucu vardı. Çünkü biz medyada patlama yaratmıştık. Eğer biri onu Binghamton'da gördüklerini sandıklarını söylese, birileri anında Binghamton'a gidiyordu. Ne kadar uzak olduğu önemli değildi. Medyumlardan iz süren köpeklere kadar herkes işin içindeydi. Linda Verzi'nin nerede olduğu hakkında bilgisi olan herkes Oneonta güvenlik güçlerine haber vermeli. Linda'nın arama çalışmaları yayılıyordu. Ancak arazi şartları çalışmaları zorlaştırıyordu. Oneonta, New York eyaletinin Ossedo ilçesindedir.
dik tepeler arasındaki bir vadidir. Aslında dağların şehri olarak bilinir. Tekrar yollardaydılar. Çıkmaz yollarda. New York eyaletinin dışında birini terk etseniz, kilometrelerce etrafta kimse bulunmaz. Yani demek istiyorum ki bir ceset saklamak istiyorsanız bu çok da zor bir şey değil. Nerede olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Bedeni karla kaplanmış olabilirdi. Arabadan atılmış ve üstü karla kaplanmış olabilirdi. Ve eğer ki elinizde bir ipucunuz yoksa muhtemelen bahar gelene kadar onu bulmanız mümkün olamaz. Dedektif T. Oneonto Su İdaresi'nden bir telefonu aldık. Sudaki bakteri miktarının arttığını ve bunun sebebinin depoda bir cesedin çürüdüğünü işaret ettiğini belirttiler. Bizce bedenin orada olması iyi bir ihtimaldi. Tamam. Hemen birini gönderiyoruz. Ve böylelikle dalgıç ekibi geldi ve buzun altına daldılar. Bu çok tehlikeliydi. Eğer çıkış deliğini bulamazlarsa dışarı çıkamayacaklardı. Bu benim yapmak istediğim bir iş değildi. İki gün boyunca aradılar ama hiçbir şey bulunamadı. Hiçbir şey bulamamak çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Ama bu hep böyledir. Bu tarz soruşturmalarda birçok hayal kırıklığı vardır. Erkek arkadaşıyla röportaj yapıldı ve ifadeleri kontrol edildi. Hiçbir şey yoktu. Durumla ilgili hiçbir bağlantısı yoktu. Hayır. O zaman bu çok iyi bir ipucuydu. Ta ki tamamen boş olduğu ortaya çıkana kadar. Dedektifler gergindi ve yeni bir yöntem denemeye karar verdi. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Konuyla ilgili soru sormak zorundayız. Benden tam olarak ne istediğinizden emin değilim. Şartlı tahliye memurları bu alanla ilgili bağlantıya geçtiler. Ve seks suçlarıyla ilgili hapsedilmiş olan şartlı tahliye suçlularının bir listesini çıkarttılar. Görüşülmesi gerekenden çok daha fazla suçlu vardı. Pekala, gitmekte serbestsin. Bay Knapp, buyurun oturun. Şüphelilerden bir tanesi 26 yaşındaki Ricky Knapp'ti. Genç bir kadını içeren bir kayıp davası üzerinde çalışıyoruz. Ricky Knapp başka bir öğrenciye saldırı suçundan kefaletle serbest bırakılmıştı. Kız kampüsün tepesine kadar çıkan inek patikası adı verilen bir kısa yoldan yürüyordu. Kız yukarı doğru yürürken o da çalıların arasına saklanmıştı ve kızın üstüne atlayıp ona saldırmıştı. Buna bakmak ister misin? Ne olmuş? Bu kıza tecavüz etmişsin. Saldırmışsın. Ve şimdi bu olaydan iki hafta sonra başka bir kız öğrenci, Linda Wesley kayboldu. Bu konuyla ilgili bir şey biliyor musun? Sizler beni takip ederken neden böyle bir şey yapayım ki? Bu olay olmadan sadece 3 ya da 4 hafta önceydi. Kefaletle serbest bırakılmıştı. Bu olayın gerçekleşmiş şekli şu andaki duruma uyuyordu. Ayın 9'unda Chestnut Sokağı yakınlarında mıydın? Chestnut mı? Aslında evet. Oradan arabayla geçiyordum. Bu kızı orada yürürken gördüm. Hava çok soğuktu. Ona yardım etmeye karar verdim ben de. West Sokağı'ndan yukarı doğru giderken otostop yapan bir kız görmüştü. Ama bu kızın beyaz paltosu ve koyu renkli saçları vardı. Tam karşı kaldırımda gördüğü kız Linda'ydı ve yanında durup ona onu istediği yere bırakabileceğini sormuş ve Linda hayır demişti. Yarın tekrar gelip yalan makinesi testine girmeyi kabul eder misin? Neye ihtiyacınız varsa. Sakladığım hiçbir şey yok. Bitti mi? Şimdilik evet. Ama ertesi gün geri dönmedi. Başka bir dedektif onu aradı. O da avukatım teste girmememi ve sizinle daha fazla konuşmamamı belirtti. Bu yüzden yapmayacağım dedi. Avukatı eyalet polisini aradıktan sonra Oneonta polisi daha fazla ilerleyemedi. Onu aramamız, sorgulamamız ya da başka bir şey yapmamız mümkün değildi.
Onun Linda Weiss'le olayıyla bağlantılı olduğuna dair bir delilimiz yoktu. Ve aslında onun öldüğüne dair de bilgimiz yoktu. Çünkü ceset yoktu. Bu yüzden yapabilecek bir şeyimiz kalmamıştı. Hiçbir seçeneğimiz yoktu. Başka birinden şüphelenmek için elimde bir delil yoktu. Herhangi birinden bile. Rahatsız olduğu belliydi. Kesinlikle cinsel sapıktı. Ama asıl soru, ben kızımı tekrar görebilecek miydim? Neler olmuştu, başına neler gelmişti? O çocuk temiz biri değildi. O bir suçluydu. İşin içinden nasıl çıkacağını çok iyi biliyordu. Dedektif? Mahsur yoksa girebilir miyim? Evet. Neler oluyor? Rick'le konuştuk. Ne dedi? Hiçbir şey anlatmadı. Maalesef avukatı tarafından korunuyor. Peki şimdi ne yapacağız? Araştırmaya devam edeceğiz. Ama Ricky konusunda ellerimiz bağlı. Daha iyi bir çözüm bulacağımıza ve neler olduğunu öğrenebileceğimize dair bütün inancımızı yitirdiğimiz bir noktaya gelmiştik. Ve belki de hiçbir zaman ne olduğunu bulamayacaktık. Sanırım bir fikrim var. Ben inançlı biriyimdir. Bu yüzden belki bir gün ortaya çıkabileceği inancına tutundum. Ama buna gerçekten inanmadım. Hayatlarımızın değiştiğini biliyorduk. Sadece nasıl olduğunu bilmiyorduk. Öyle sanıyorum ki bizi ayakta tutan inancımızdı. Tanrı'nın bizimle olduğunu biliyorduk. Bizimle ağladığını biliyorduk. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Sadece olayların doğru olmadığına dair çok fazla işaret vardı. Linda'nın ağabeyi araştırmaya katılmak için şehre geldi. Biz de Oneonta'ya gittik. Ebeveynlerimiz zaten oradaydı. Belki biz de bilirsiniz işte yani... Bir şeyler buluruz. Doğru. Bütün mahalleyi gezdik. Tek tek bütün kapıları çaldık ve bir şey bilip bilmediklerini sorduk. Sadece bir şeyler yapmak istiyorsunuz, bilmek istiyorsunuz ama hiçbir şey, hiçbir bilgi yok. 2-3 gün sonra orada olmadığını anladım. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Araştırmacılar 26 yaşındaki ağaç uzmanı Ricky Knapp'i araştırmaya başladılar. Onun Linda Benzi olayıyla ilgili olduğuna dair elimizde en ufak bir ipucu yoktu. Şüphelenmiş olmamıza rağmen bu durumda da tek şüphelimiz olsa da hiçbir şey yapamıyorduk. Bir yandan da ipuçlarını takip ediyorduk ve gözümüz üstündeydi. Sence Ricky onu takip ettiğimizi biliyor mu? Kesinlikle beladan uzak duruyor. Ya onu takip ettiğimizin farkında ya da kendine yeni bir sayfa açtı. Şüpheleniyorum. Bu Arthur Heath değil mi? Onun ne işi var burada? Sanırım biraz daha nedenini öğreneceğiz. Arthur Heath serbest çalışan bir oduncuydu. Ricky Knapp'le ortak iş yapmıştı ve kanunla ilgili bir takım sıkıntıları da olmuştu. Aslında bir soyguna karışmıştı ve cezasını bekliyordu. Burada görmeyi beklediğim son kişi sensin Arthur. Şu kaybolan üniversiteli kızı biliyorsun. Belki onunla ilgili birkaç bilgi verebilirim. Düşünün. Belki bir anlaşma yapmak isteyebilirsiniz.
Ne dersiniz? Ne yapabileceğime bakayım. Cezalarını en fazla bir yıl hapis cezasına çarptırılabilecek şekilde düşüreceklerdi. Ulusal hapishanede yatacaktı. Attica'ya da başka yere gitmesinden çok daha iyiydi. Pekala Arthur. Umarım güzel haberlerin vardır. Neden bana bildiklerini anlatmıyorsun? Tamam. Ricky'yi araştırdığınızı biliyorum. Pitt'in sağladığı önemli bilgilerden biri Ricky Knapp'in ondan 9 Aralık gecesi saat 22'ye kadar onunla olduğunu söylemesini istemiş olmasıydı. Ama nedenini söylememişti. Linda Wells hakkında bir şey söyledi mi? Hadi Arthur, bundan daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Size bildiğim her şeyi anlatıyorum. Bak, bu iki yönlü bir iş. Sana yardım etmemi istiyorsan bana daha çok bilgi vermelisin. Arthur'un Ricky'ye suçunu itiraf ettirebileceğini ümit ediyorduk. Ama bize elimizdekilerden daha çok bilgi vermesi gerekiyordu. Çünkü Ricky ile konuşamıyorduk bile. Pekala, ne istiyorsunuz? Bu da ne demek oluyor? Bana ses kaydı lazım. Onun güvenini kazanmalısın. Dinleme cihazı takacaksın. Ona dinleme cihazı taktık ve Ricky ile Oneonta'nın batısında Ricky'nin evinin yakınlarında bir barda buluşmaya gitti. Yani polislerin sizi izlediğine emin misin? Arabaları tanıyorum. Bir tanesi beni birkaç sokak takip edip sağa döner. Sonra öteki takip etmeye başlar. Muhtemelen şu anda dışarıdadır. Hiç endişelenmiyor musun? Neden endişeleneyim ki? Bunu bilmiyorum. O yüzden soruyorum. Neden bu kadar soruyorsun? Sadece beni de takip etmeye başlarlarsa aynı noktada olalım diyorum. Anlaşıldı mı? Sonra konuşmaya devam ettiler. Ama özellikle o gece bu konu hakkında daha aydınlatıcı bir konuşma olmadı. West sokağında senin kızı bırakmak istediğini biliyorlar mı? West sokağına gittim. Ve o lanet kıza gideceği yere kadar bırakabileceğimi söyledim. Tamam. Senin bahsettiğin o kız değil. Benim sorduğum kız hayır dedi ve ben de yoluma devam ettim. Hepsi bu. Tamam. Eğer bir şekilde bir mucize olmazsa biz onun bu olaydan sıyrılabileceğini düşünüyorduk. Carol, bu adam Ricky'ye hiçbir şey söylemeyecek. En azından koruma varken olmaz. Ne öneriyorsun? Noel için eve geri dönelim. Yine mi Howard? Dönemeyiz. İstediği gibi davranıyordu. Temkinli olmaya devam ettiği sürece hiçbir şey yapmayacağından emindik. Üstündeki baskının kalktığını sanması lazım. Ama kızımız oralarda bir yerde. Hem de bu soğuk havada. Amacımız onun pes ettiğimizi düşünmesini sağlamaktı. Başka bir çözüm yoktu. Yani başka bir deyişle bu olayda paçayı kurtarmıştı. Carol, seçeneklerimiz tükeniyor. Başka çaremiz yoktu. Noel için evimize geri dönecektik. Neler olduğunu hala bilmiyorken bırakıp gitmek çok zordu. Kiliseye gittik. Ve Noel şarkıları söyledik. Ve ben düşünüyordum, burada kilisedeyim. Noel şarkıları söylüyorum ama bütün hayatım mahvoldu. Çok zor zamanlardı. Ona birkaç şey aldığımı hatırlıyorum. Onun için paketlediğim bir sürü hediye vardı. Bütün bunların nasıl üstesinden geldiğimi bilmiyorum. Aklımı yitirmeden nasıl üstesinden geldim bilmiyorum ve muhtemelen çok yakındım. Oneonta'dayken en azından buradaydık diyordum. Elimden bir şey geldiğinden ya da yardım edebildiğimden değil ama en azından oradaydım. Şu anda yaklaşık 300 kilometre uzaktayım. Ve ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Howard'ın bu küçük yalanının işe yarayacağına dair en ufak bir fikri yoktu.
1977 yılbaşı. Yılbaşı günü bir telefon aldım. Davada bir çözülme olmuştu. Evet Joe. Dinliyorum, neler oluyor? Hazır ol. Ricky'nin yaptığını söyledi. Bütün olayı itiraf etmiş. Ricky Knapp'in Arthur Heath'e onu öldürdüğünü ve Ricky Knapp'in Linda'nın cesedinin Delaware ilçesindeki dağlarda bir yerde bulunduğunu söylediği bildirildi. Onu daha az ağaçlı, karlı kaplı bir alana bırakıp terk etmişti. Ailesinin haberi var mı? Hayır, daha söylemedik. Arthur ona cesedi pek iyi saklayamadığını ve bulacağını açıklamıştı. Öyleyse dedi, sana bir mezar kazabilirim ve asla bulamazlar. Böylece cesedi hareket ettirecekler ve Arthur'un buldozeriyle Vinnie Hill yolunda kütük sahasında kazdığı bir mezara koyacaklardı. Arthur onu cesedi taşımak için ikna etmiş. Bu gece hava kararınca. Tamam, bu onu yakalamak için son şansımız. Hiçbir şey yanlış olmamalı. Güneş batmadan olay yerinde olmak istiyorum. Başka bir dedektif ve ben birlikte gittik. Orası çok ürkütücüydü. Çok sessizdi. Ormana geri döndük ve orada bekledik. İliklerimize kadar donmuştuk. Hava çok soğuktu. Ricky arabayla park alanına geldi. Ve arabasının ışıkları yüzünden bizi fark etmelerinden korkuyorduk. Ama sonra döndüler. Ve durdular, arabadan inip bagajı açtılar. Tamam, sen bacakları tut. Kesinlikle olmaz. Ricky onu bagajdan çıkarmaya çalıştı. Sonunda başardı. Ve onu yere bıraktı. Büyük bir ses çıktı. Sesin yankılanmasını duyabiliyorduk çünkü donmuş ve kas katıydı. Bu biraz canını yakacak güzelim. O gülüyordu ve onun hakkında müstehcen açıklamalar yapıyordu. Tam orada cesedi taşıyordu ve Joe Moore ona doğru yürüdü. Joe büyük bir adamdı ve onun omzuna dokundu. Ve o kesinlikle çok şaşırmıştı. Bu Arthur Heath'in arabası. Duran araba buydu. Ve sanırım bu fotoğraflar o gece çekildi. Hep gözaltına alındığı zaman, yani gözaltına alıp Sydney'ye gönderildiği zaman. Sanırım bunlar Arthur Heath'in fotoğrafları. Bunları çok uzun zamandır görmemiştim. Çünkü bu böyledir. Onu hatırlıyorum. Onun yardımı olmadan bu davayı çözebileceğimizi sanmıyorum, bilemiyorum. Ama dürüst olmak gerekirse şüpheliyim. Çözebilirdik diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Bu Linda'nın cesedi, çarşaf ya da çarşafa benzer bir şeye sarılmış. Bacağındaki mavi kot pantolonunu görebiliyorsunuz. Ama bu ceset ormanlık alanda olsaydı ve eğer kot pantolonun farkına varamazsanız yanından geçip giderdiniz ve fark etmezdiniz. Kar öbeği gibi duruyordu.
Suçun özü böyle bir şeydir. Woodbury, New York. Alo, Howard Welsey, buyurun. Emin misiniz? Bu doğru mu? Aman tanrım. Howard, neler oluyor? Linda hakkında. Hayır. Hayır, bu gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Onun artık bizimle olmayacağını bilmek mutlak bir yıkımdı. Ve tabii başına gelenler de öyle. Çok teşekkür ederim. Öyle sanıyorum ki kesinlikle ölümüne korkmuştur ve haklıydı da. Genellikle bir araya geldiğimiz zaman Linda hakkında pek konuşmuyoruz çünkü bu çok acı veriyor. Oysa ki artık sizlerle konuşacaklarımız var. Ve bu o kadar da acı verici değil. Artık çok fazla bir acı kalmadı. Artık bir şey hissetmiyorum. O benim sahip olduğum tek kız kardeşimdi. Onunla her şey hakkında konuşabilirdim. Çok uzun bir zaman en zor şey uyanmaktı ve acıyı hissetmekti. Acı çekiyordum. Bütün bunlar bir rüya değildi. Hepsi gerçekti. Sadece bütün bunları nasıl atlatabildik bilmiyorum. O süreci nasıl geçirdik bunu anlayamıyorum. Yazılı itirafında Ricky Knapp, Linda'yı öldürdüğü gece olanları anlatıyor. Black Cat Bar'a gittiğini söyledi. Sonra çıkıp sanırım West Sokağı'na doğru gidiyor. Ve o kızın otostop yaptığını görüyor. Duruyor ve onu alıyor. Teşekkür ederim. Ben de tam bu soğukta otostop çekmeyi düşünüyordum. West Sokağı'ndan kampüse doğru ilerlerken, kampüse doğru dönmezseniz West Sokağı'nda devam edersiniz. Buralar çok kırsaldır. Burası ormanlık bir alandır ve eğer bir arabayla kampüse gitmek yerine buradan geçerse, haklı olarak çok gerilir. Hey, çıkışı kaçırdım. Knapp'in itirafını bir araya getirdiğimizde görünüşe göre Linda paniklemişti ve arabanın kapısını açıp kendini atmaya çalışmıştı. Ve sonra Ricky arabadan inmiş ve onu gırtlağına yumruk atarak öldürmüştü. Linda muhtemelen otostop çekip arabaya bindikten 5 ya da en fazla 10 dakika içinde öldürülmüştü. Onun kızımızdan nasıl faydalanmış olduğunu ve onun başından geçenleri tekrar tekrar yaşıyoruz. Ölmeden önce başına neler gelmiş olduğunu bilmek en zor kısmıydı.
Bu çok zordu. Evet. Bu bir klasik. Bir kedi var, yavru kedi. Ve yavru kedileri çok severdi. Yavru kediler de Linda'yı çok severdi. Size bir hikaye anlatayım. Cenazeden önce, cenaze evi yerine insanları evimizde ağırladık. Oturma odasının sonundaki kenar masasında Linda'nın fotoğrafı vardı. O gerçek bir hediyeydi. Onu 5. sınıftan beri tanırım. O odaya biri geldiğinde o kedi de gelirdi. Her neredeyse gelir, masanın üstüne çıkar. Evden son kişi gidene kadar orada öylece otururdu. Her gün tekrar. Bu çok ilginç. Kaybınız için çok üzgünüm. Sanki o benim Linda'm der gibiydi. O benim der gibiydi. Ricky Knapp, Mohawk ıslah tesislerinde 25 yıldan ömür boyu hapse mahkum edildi. Bu o mu? Aman Tanrım. Yaş almak ona fazla bir şey yapmamış. O hasta biriydi. Öyleydi. O sadece hasta bir adamdı. Ve hiçbir şekilde dikkat çekmezdi. Ancak gözlerine bakarsanız kötülüğü görebilirsiniz. Anlatılır bir şey değil. Bu sadece görebileceğiniz bir şey ve bu onda mevcuttu. Bize hapishaneden bir mektup gönderdiler. Hapishanede öldüğünü bildiren resmi bir mektuptu. Böyle bir durumda davanın kapandığını söylerler. Ama ben böyle düşünmüyorum. Kapatabileceğimizi düşünmüyorum. Yürüyüş yapıyoruz, dolaşıyoruz ve arada sırada arkadan sarışın birini görüyorum. Hayatımın bir kısmı mahvoldu. Dop dolu bir hayat yaşadı. Her sağlıklı normal genç gibi hayata büyük bir ilgi duyuyordu. Yaşadığı sürece mümkün olduğu kadar tecrübe etti. Hayatın tadını çıkardı. Linda'nın mezarını ziyaret ediyor musunuz? Tabii ki, yerel kilisenin arkasında. Daha geçen gün gittik. Mezar taşlarımızı mümkün olduğu kadar temiz tutuyoruz. Muhtemelen Carol ve ben de oraya gömüleceğiz. Mezar taşlarımız orada. Ben onun mezarına gittiğim zaman onun benim kızım olduğunu hatırlıyorum. Saygımı eksik etmiyorum. Ama o bir mezar taşı. Kızım orada değil. Değil.